olarak anket çalışması yapıyoruz. Hangi? Şimdi efendim. Hangi kanal? Aplas Ekonomi TV diye bir YouTube kanalımız var. Orada yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Binali Bey bir tarafta diyor ki yolsuzluk oldu. İşte oylar çalındı. Şöyledir böyledir deyip seçimin tekrarlanmasından yana. Sayın İmamoğlu da diyor ki mazbatamı istiyorum ben. Diyor, halk beni seçti diyor. Evet. Sizden neler düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Valla 15 yıldır gelen sandıkla gelmiş. Doğru mudur? Doğru. 15 yıldır sandıkla kazanılıyor. Şimdi nasıl oldu da kaybettiler de bu yani tersine dönüyor, ben onu anlamış değilim. 15 yıldır seçim olmuyor mu? Evet, tabii. Sandıkla kazanmıyorlar mı? Tabii. Yani 15 yıldan sonra ne oldu kalkıp da ne oldu da şaibe oldu, ne oldu da bu böyle muhalefete böyle işte böyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Her şey ortadadır hemşerim. Millet evet. Onu istemiş, millet ona... Millet değişim istemiş. Millet değişim evet. istemiş. Millet bir millet değişim istiyor. Millet. Peki yani, tekrar seçim olsa? Yani tekrar seçim olsa tekrar milletin iradesi ona tecelli edecek bence. Yani İmamoğlu'na yani olur. Tabii diyorsun. Milletin tecelli milletin iradesi İmamoğlu'ndan tecelli edecek. Çünkü niye diyeceksin adam? Hak sahibi sultandır. Çünkü niye diyeceksin adam kucaklayıcı, birleştirici sözlerle ne güzel böyle insanlara insanları daha kırmadan, şey yapmadan insanları birleştiriyor. Anlatabiliyor muyum abi? Yani demek istediğim şu... Fark daha da açılır diyor. Fark yani, değişim her zaman iyidir abi. Fark evet. Yani ha. Fark aslında... Yeni gelen kişi, yeni gelen parti her zaman daha iyi hizmet yapma adına daha iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Evet. Yani bir değişim şart. Bir değişim şart yani. Yeni gelen İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi lazım. Aynen öyle. Yeni gelen parti her zaman kendini kanıtlamak adına, kendini ispat etmek adına yani daha iyi çalışacağını düşünüyoruz. Yani Binali Yıldırım bu saatten sonra biz memlekete bir şey katacağını zannetmiyoruz. Adamlar artık kendilerini kıdemli zannediyor. Kendilerini artık böyle her şey yani daha böyle garanticidirler. Bu saatten sonra biz ne yaparsak odur yani. Yaparız veya yapmayız. Bir de Binali Yıldırım başbakanlık yapmış bir adam. Bu saatten sonra sokağa ineceğine. Belediyecilik biliyorsun sokak işidir. Adam sokağa çıkıp sokakta hizmet yapacağına inanmıyoruz. Yani adam bir kişinin ağzına bakarak evet. Yani bir kişinin ağzına bakarak o görevi yapacak. Yani böyle bir şey yoktur. Ben böyle yapacağım öyle. Yapma dediği zaman yapmayacak. Başbakanlıktan belediye başkanlığına gelen kim olursa olsun, bu A partisi olur, B partisi olur, kim olursa olsun biraz daha şey olur yani. Kendini biraz daha üstün görür. Kendini sokaktan üstün görür. Sokağa inmez. Sokağa hizmet götürmez. Evet. Bu yani psikolojik bir şeydir yani. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Atlattık. Evet, İstanbul'da da bir belirsizlik var. Bir tarafta Sayın İmamoğlu diyor ki ben mazbatamı istiyorum. Halk beni seçti diyor. Sayın Binali Yıldırım da diyor ki usulsüzlük var, yolsuzluk var, şaibe var bu seçimde diyor. Siz bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben diyorum ki yani hakkıyla, alnının teriyle İmamoğlu kazandı. Ve karşıdaki taraf AK Parti olsun. Ona kabullenmiyor. Yani içine bir şey girmiş ki kabullenmiyor yani. İmamoğlu hakkıyla kazandı diyorum. Başka bir şey de demiyorum abi. Peki tekrar seçim olsa kim kazanır? Ben diyorum hani seçim olsa da diyorum İmamoğlu kazanır ama ben halk olsam gitmem sandığa. Çünkü bir kez oyun olur. Yani amaçlarına ulaşırlar yani. Gitmem abi ben. Ben olsam gitmem yani. Çünkü niye? Adamların amacı budur yani. Yeni bir taktik yapacaklar. Yine bir oyun kurup kazanmayı başaracaklar. Yani AK Parti ama ben de diyorum ki İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu akıllıysa, iyi bir adamsa o seçimi tekrar atlatmaz yani. Hakkıyla kazandı. O mazbatayı da vermesini istiyorum yani. Yani gerekeni yapsa eğer AK Parti kazansaydı yok at Üsküdar'ı geçti derdi. Yok böyle derdi. Hepsini hapse atardı yani. İmamoğlu'na tut, CHP'den tut, hepsini hapse atardı. Olsa ben kazandım derdi. Başka yok. Şimdi yeni yani kaybettiler ya. Şimdi artık kabullenmiyorlar yani. Çünkü baksana daha Ekrem İmamoğlu kazanmış. Her yerde bakıyorum. Fişler işte afişler. Afişleri görüyorum. Gönül işi. Bu iş diyorlar yani.
Onları gördüğü zaman hani gülmem geliyor yani, dalga geçiyorum hani, olmaz yani, millet de böyle geçmesin hani. Yani ben şimdi ben bir işsizim abi. İşsizim o zaman 2012'de, gidiyorum belediye abi. Diyorum ki iş form doldurabilir miyim? Bana diyor ki AK Parti adamın olacak diyor. Metrobüse gidiyorum adamın olacak diyor. Yani ondan sonra ne oluyor? Rezil oluyoruz yani. İşte ben de o zaman bu adama niye oy veririm ki yani? Benim hakkımı vermiyorsa, bana iş vermiyorsa ben niye o zaman şey yapıyorum? Ayrımcılık yapan adamı sevmem abi. Ekrem İmamoğlu gördüm, yeminim sanki adamı nur gibi gördüm yani. Sanki Türkiye'ye bir melek gelmiş yani. Öyle bir insan yani. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah sağ ol. Kazanır, hakkıyla alır. İnşallah. Sağ ol. Hangi kanal bu abi? Va Plus Ekonomi TV. Evet. Evet. Merhaba. Reklam olmuyor değil mi Yüksel? Ya onda bir şey yok zaten ya. Peki. Şimdi efendim, Türkiye bir seçim yaşadı. Evet. İstanbul'da da hala bir belirsizlik var. Evet. Sayın İmamoğlu diyor ki ben kazandım seçimi, mazbatamı istiyorum diyor. Sayın Binali Yıldırım da diyor ki Cumhur İttifakı adayı olarak diyor ki hırsızlık oldu, yolsuzluk oldu, oy çalınmaları oldu, istemediğimiz şekilde bir takım gelişmeler oldu. Bu yüzden dolayı seçimin tekrarını istiyorlar. Sizce ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Ya zaten gerekli şeyi Yüksek Seçim Kurulu gerekli kararların hepsini veriyor zaten ama bugüne kadar birçok seçim oldu. Sonuçta kazanmak da kaybetmek de var. Bazen kabul etmek de gerekiyor. Sonuçta halkın iradesi bu. Bugüne kadar her seçimde bu tür şeyler olabilir ama bunda da seçileni takdir etmek gerekiyor. Ve hakkını ve yerini vermek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu halkın şeyi ve her seçimde bu tür şeyler oluyor. Ama tabii ki şu andaki seçimde iktidar partisinin kaybettiği bir durum olunca tabii ki daha fazla üstüne duruyorlar. Kendi yani iktidar partisi kazanmış olsaydı, tabii ben hiçbir parti mensubu değilim bu arada. Bu sefer bu tür şeylerin hiçbirisinin olacağını düşünmüyorum. Peki tekrardan seçim olsa ne olur? Tekrardan sonuçta seçim olursa aradaki farkın daha fazla açılacağını düşünüyorum. Çünkü halkın gerçekten bir tepkisi var. Belki bilmiyorum hissediliyor ya da hissedilmiyor. İnsanlar zaten belirsizlikten bıkmış durumda. Yani böyle çok daha fazla sürünceme de bırakmak doğru değil. Evet, tekrar seçim olsa İmamoğlu kazanır diyor. Benim şahsi fikrim o. Yine aynı şekilde ve daha fazla farklı olur. Evet. Bu fark benim fikrim. Daha da açılır diyorsun. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Güzel, banka reklamı çıkmasın yalnız ha. Çıkmasın. Şimdi efendim biliyorsunuz bir seçim yaşadık. Yaşadık. İstanbul'da da bir takım belirsizlikler var. Daha malum. Karışıklıklar ortaya çıkıyor. Sayın Binali Yıldırım diyor, oylarda çalınma var, usulsüzlük var, haksızlık var diyor. Sayın İmamoğlu da diyor ki ben mazbatamı istiyorum diyor, bu benim hakkım diyor. Yani, sizin düşünceniz? Geç kalmış bir hareket bu. Mazbata verilmesi lazım. Ondan sonra yine ihraç edilmesi gerekiyordu. Mantık bu. Mazbata'ya ver, yine itirazını yap. Gerekirse yine seçim yap. Ama keş kalmış bir olay bu. Bana göre. Evet, verilmesi lazım diyorsunuz. Kesin verilmesi lazımdı. Mazbata verildikten sonra yine yap itirazını. Sorun değil. Yine yap sayımını da yap ama yani bu ana kadar böyle bir şey ben görmedim ben. Bilmiyorum. Peki tekrar seçim olsa İstanbul'da ne olur? Sonuç değişir mi? Değişir. Laz alır. Kesinlikle alır. Şu anda da Laz ben aldım diyor zaten. Ama bu sefer açık ara alır. Hı. Benim görüşüm alır. Siz neresiniz? Ben Trabzonluyum. Çok şükür. Eyvallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Ölmek gibi olmadım diyor. Yani. Evet. Yani diyorsunuz ki her bir şekilde ikinci seçim de olsa, tekrar seçim şu de olsa. Şu an gözüken o şu anda. Evet. Şu an gözüken o. Çünkü şu var. Tepki oyları almasa kazanamaz. Tepki oylarını alırsa kazanır. Çok büyük tepki aldı şu an hükümet şu anda. Evet. Yani benim görüşüm bu. Evet. İzlediğim haberlere göre, bu yorumlara göre tepki oyu çok fazla şu anda. Ya tepki oyları kayarsa CHP'ye alır. Alır diyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Şey değil. Sağ olun. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını vermiyorlar. Öbür taraf usulsüzlük var diyor. Sizin düşünceleriniz ne? Adam haklıysa kazanmış, alır alacak. Değil mi? Mazbatasını verilecek. Evet. Bu milletinde kimseyle oynamayacaklar. Hakkını yemeyecekler. Doğruysa doğru. Evet, kazanı da alması lazım evet. Diyorsunuz. Sen de Ekrem İmamoğlu'na mı vermiyorsun mazbatayı, yoksa halka mı vermiyorsun? O kadar oy verenlerin peki hakkı ne olacak? Kimse bunu düşünmüyor. Evet. Bu milletin haline bak, 10 gündür, 15 gündür bak millet kanı alıyor. Evet. Verdim bir hatta millet kurtulsun da. Bir sürü sıkıntılar varken de bir tane kağıt parçasına uğraşıyoruz. Verin de. Verin. Millet dedi sizden sen de ver.
Evet. Neyin peşindesin belli değil. Evet. Yani mazı patasının teslim edilmesi lazım. Tabii ki etmez onu ya. Evet. Haklıysa adam alacak. Evet. Sen kazandın, senin olsun. Onun kazandı, onun olsun. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Tamam. Evet. Binali Bey bir tarafta diyor ki oylar çalındı. Hırsızlık var, usulsüzlük var. Bir şey de İmamoğlu da diyor ki biz mazbatamızı istiyoruz. Halk bizi seçti. Sizler ne düşünüyorsunuz bu noktada halk olarak? Bu konuyla ilgili bayağı canımız sıkıldı zaten. Hani bir daha seçime gidilirse zaten ben gitmeyeceğim şahsen. Kullanmayacağım oyumu yani. Evet. Hani bayağı sıkıldık yani bu halkı işte. Bezdirdiler değil mi efendim? Bezdirdik yani nereye kadar yani. Ondan öncekiler mesela önceden itiraz ettikleri zaman buna karşı giriyordular değil mi? Evet. O zaman niye şimdi karşı giriniyor? Çünkü halk imam ona veriyor yani sonuçta. Nereye kadar yani bu devam edecek ki yani? Hani bir daha seçime gidilirse ki benim gibi düşünen bir sürü insan var yani zannetmem bir daha sandığa gideceğini. Hani giderse de bu sefer büyük fark atar yani. Ben söyleyeyim yani. Fark daha da büyür diyorsunuz daha da değil büyür, mi? Daha da büyür yani. Evet. Yani söyleyeceğim bu kadar. Millet yani. Kızgın. Hani sıkıldık artık hani bu tür şeylerden yani. Evet. Yani zaten millet olarak kaosun içindeyiz zaten. Evet. Değil mi? Evet. Yani artık biz de bıktık bu tür şeylerden yani. Biraz, hak eden yani, mağdur batasını alsın diyorsunuz. Bu kadar basit yani. Evet. Verin gitsin yani. Neyi bekliyorlar ki onu anlamış değilim yani. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Bu hangi